Merhaba, ben Ubeyli Gazi İlkokulu Rehber Öğretmeni Öznur Karagüllü. Bugünkü konumuz çocuğumuza ders çalışma alışkanlığı nasıl kazandırabilirim? Oğlum, okuldan geliyorsun, sürekli televizyonun başındasın. Ödevlerini kim yapacak? Kızım, sürekli oyuncaklarınla oynuyorsun. Ne zaman bu oyuncaklarından vazgeçip ödevlerinin başına oturacaksın? Sürekli benim sana hatırlatmam mı gerekiyor gibi cümleler eminim ki sizler de kullanıyorsunuzdur. Peki burada çocuğumuzla yaşadığımız ders çalışma alışkanlığına dair çatışmanın temelinde yatan problem nedir? Çocuklar dünyaya içgüdüsel olarak geliyorlar. Açıklıklarını ağlayarak belli ediyorlar. Altını kirlettiklerini ağlayarak belli ediyorlar. Daha sonra ne oluyor peki? Çocuklar ileriki yaşlarda açıklıklarını söyleyebiliyorlar veya tuvalet ihtiyaçlarını kendileri giderebiliyorlar. Bunlar ebeveynler tarafından çocuğa öğretiliyor. Ve zamanla çocuklar bu davranışları kendileri yapmaya başlıyorlar. Çocuk, yani içgüdüsel demek içinden geldiği gibi davranmak demek. Çocuklar oynamak içinden gelen bir davranıştır. Sevdiği bir davranışı yapmak isterler. Bunu ders çalışmak ise sevmediği bir davranıştır. Ailenin çocuğa bunu öğretmesi gerekmektedir. Peki bunu öğretirken ilk önce öğretmesi gereken temel bir beceri vardır. Bu da isteklerini erteleyebilme becerisidir. Bu sorumluluk gerektiren bir beceridir. Yani çocuğun ailecek yemek yerken sevdiği bir çizgi filmin başından kalkıp sofraya oturması, sevdiği çizgi filmi izlemekten vazgeçmesi gerekmektedir. Veya dışarıya oynamaya gitmek istediğinde önce oyuncaklarını toplaması gerekmektedir. Örnek verecek olursak da burada çocuğun isteği nedir? Dışarı gitmek. Bunu belli bir süre öteleyip, erteleyip önce oyuncaklarını toplaması gerekmektedir. Ders çalışma içinde çocuğun sevdiği şey olan oyun oynamaktan, TV izlemekten vazgeçmesi gerekmektedir. Burada sorumluluk bilinci devreye giriyor. Sorumluluk sahibi olmayan bir çocuğun ders çalışma alışkanlığını kazanmasını beklemek mümkün değildir. Peki bu sorumluluk bilinci nasıl verilmelidir? Küçük küçük çocuğun kendine ait ve aileye ait belli sorumluluklar çocuğa verilmesi gerekmektedir ve küçük yaşlardan itibaren bunun basamak basamak verilmesi gerekmektedir. İlkokul çağına başlayan bir çocuğun artık odasını kendisini toparlayabilmesi, yatağını kendisini düzeltebilmesi gerekmektedir. Hatta ve hatta çocuğun odasının temizliğinden kendisi sorumlu olması gerekmektedir. Bazı aileler için temizlik için başka birisi gelir eve. Ama bazı lükslerimizi çocuğumuzun sorumluluğunu alması engel olacak şekilde kullanmamamız gerekiyor. Bu sebeple çocuğumuza da haftanın temizlik günü, belli bir temizlik gününde odasını temizlemesi için gerekli malzemeleri vermemiz gerekmektedir. Bunun dışında çocuğumuzun kendi kıyafetlerini kendisi giyiyor olabilmesi gerekir. İlkokula giden bir çocuğun sabah kalktığında üstünü kendi giyip çantasını kendi hazırlamış olması gerekmektedir. Eğer siz hala çocuğunuzu giydirip okula götürüyorsanız burada büyük bir sorun vardır. Çocuk yarım yamalak da olsa kendi kıyafetini kendi giymesi ve o gerçekle yüzleşmesi gerekmektedir. Eğer çocuğunuzun arkasını sürekli toparlayan, telafi eden, onun yerine sorumluluklarını siz alan olduğunuzda hayatla ilgili ve öğrenmeyle ilgili hiçbir şeyin farkına varamayacaktır. Burada birinci basamak yani çocuğumuzun kendine ait sorumluluklarını alması gerekmektedir. İkinci basamak aile içindeki görev paylaşımı yapılmalıdır. Maalesef ki günümüzde baba dışarıyla ilgili görevleri almaktadır. Anne aile içindeki tüm görevleri, ev içindeki tüm görevleri almaktadır. Çocuk ise bu sürecin tamamen dışında bırakılmaktadır. Bu sefer çocuk aileye kendisini de bazen ait hissetmeyebiliyor veya da aileyle ilgili görev ve sorumluluklarını da bilemiyor. Burada çocuğa küçük küçük sorumluluklar verilebilir yine. Alışveriş listesini hazırlamaya yardımcı olabilir. Evcil bir hayvanımız varsa onun beslenmesi ve bakımıyla ilgilenebilir. Yine odasını dediğimiz gibi evin bir parçası olduğu için temiz tutmakla görevli olabilir. Bunlar eğer hala sizin ailenizde bu düzen yoksa, bu görev paylaşımı yoksa bir an önce düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir. Birincisi sorumluluk yani kendine ait sorumluluk çocuğun. İkincisi aile içindeki görev paylaşımı. Bu iki basamak gerçekleştikten sonra ders çalışma alışkanlığının oturması beklenir. Yani bu iki basamak ders çalışma basamağı için bir ön basamaktır, ön hazırlıktır diyebiliriz. Çünkü okul, ödev çocuğa aittir, çocuğun sorumluluğundadır. Eğer bu ilk iki basamaktaki sorumlulukları almayan bir çocuk
okulun sorumluluklarını da kendi almayacaktır. Sürekli arkasını toparlayan, telafi eden ebeveynlerinden bekleyecektir. Bu da ileriki yaşlar için çocuğu çok zor bir duruma sokacaktır. Maalesef ki şu süreçte okul ve ödev sürecine velinin çok fazla dahil olduğunu görüyoruz. Dahil olmamak, çok fazla hani çocuğun yerine o sorumluluklarını almamak büyük bir irade gerektiriyor. Kurulan WhatsApp grupları zaten çocuk yerine ödev takibinin, ödevleri yapmanın veliye yüklüyor. Burada veli ne yapıyor? Kendi istekleri, kendi hedefleri doğrultusunda çocuğuna gerekirse ödevi kendisi yapıyor ve burada çocuk yine devre dışı kalıyor. Neydi konu devre dışı kalıyor? Okul ve ödev konusundaki sorumlulukları konusunda devre dışı kalıyor. Peki böyle yaparsak ve çocuğumuz ne oluyor? Evet, görüntü olarak kaybetmemiş oluyor. Kazanan bir öğrenci oluyor. Ödevlerini yapan bir öğrenci oluyor. Ama gerçeğe baktığımızda ise gerçekten sorumluluğu almadığı için, ödevleri kendisi yapmadığı için kaybeden taraf oluyor. Bizler çok fazla okul sürecine dahil olmadan ödevlerini kendi takibini yapmasını beklememiz gerekiyor. Kaybederse bile bu süreçte kaybetmesinin bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Kaybederse telafi edeceği zaman dilimi var önünde. Ama ileriki bu zamanlarda kaybetmezse ileriki yaşlarda çocuğumuz daha büyük kayıplar yaşayabilir. Bu sebeple çocuğumuza gerektiği zaman gerekli desteği vererek onun ödevlerine yardımcı olabiliriz. Ama asla ve asla onun yerine ödevlerini yapan kişi, okul ile ilgili tüm sorumluluklarını alan kişi biz olmamalıyız. Üç basamağı gerçekleştirdikten sonra çocuğumuzun o eve geldiğindeki ders yapma zamanını nasıl ayarlayacağız? Buna bakmamız gerekiyor. Çocuklar beş duyu organı ile öğreniyorlar. Yani oynayarak daha çok öğreniyorlar. Yaparak, yaşayarak daha çok öğreniyorlar. Merak duygularını daha çok giderebiliyorlar. Bizler çocuğumuza bu merak alanını bırakmamız gerekiyor. Merakları giderecekleri alanı bırakmamız gerekiyor. Peki ders çalışma süresi ne kadar olmalıdır? 20 dakika yeterlidir. Çünkü daha fazla zaman verildiğinde çocuğa, daha çok ders çalışması istenildiğinde bir oturduğunda çocuklar sıkılabiliyor, dikkatleri dağılabiliyor ve bu sefer tekrar ders çalışma isteği olmuyor çocuklarda. Bazı çocuklar istisnadır. Onların dikkat süreleri daha uzun olabilir. Ama genele baktığımızda 20 dakika ilkokul çocuğu için yeterlidir. 10 dakika mola, 20 dakika ders çalışma şeklinde artık ödeviniz ne kadar sürede bitiyorsa 2 veya da 3 etüt yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Burada önemli olan bir konu var. Çocuğumuz 1. 2. ve 3. sınıfta ders çalışma alışkanlığının oturduğu dönemdir. Yani çocuğumuza daha fazla yardımcı olabiliriz. Kalem tutmasına, harfleri yazarkenki şekilleri çizmesine daha yardımcı olan bir konumda oluruz. Fakat çocuğumuz kendi başına yapmaya başladığında ise yavaş yavaş kendimizi geri çekmemiz gerekiyor. Onun başardığını, kendisini yapabildiğini görmesi gerekiyor. Yine aynı ortamı paylaşmalıyız. Onunla birlikte aynı ortamı paylaşmalıyız. Ama o kendi yaparken, yani kendi yaptığı mutluluğunu orada yaşarken biz de hani kendi merak ettiğimiz bir konuyu araştırabiliriz. Herhangi bir kitap okuyabiliriz. Yine onun yanında olmamız gerekiyor. Peki ders çalışma ortamı nasıl olacak? Ben illa kendi odasında çalışması taraftarı değilim. Çünkü bazı çocuklar evin başka köşelerinde daha rahat, daha verimli ders çalışabiliyorlar. Aynı ortamı kullanmak önemli fakat rahat ettiği ortam olması, hani ders çalışma konusunda verim alabildiği ortam olması gerekiyor. Bu mutfağımızdaki bir masa olabilir, salondaki bir masa olabilir. Hatta bazı çocuklar masanın dışında yerlerde daha rahat ders çalışabiliyorlar ve verim aldıklarını görebiliyoruz. Bu konuda katı bir tutum sergilemenin mantıklı olacağını düşünmüyorum. Ama istikrar çok önemli. O ders çalışma saatlerinin ayarlanması çok önemli. Bazı esnemeler olabilir. Çocuğunuz o gün okuldan geç gelebilir ya da bir misafiriniz olabilir. Ama muhtemelen kaç etüt planladıysanız, 3 etütse o 3 etüt yatmadan önce yapılması gerekir. Yarım saat önce, yarım saat sonra burada esneme payı bırakabilirsiniz. Çocuğumuza ders çalışma konusunda aynı ortamı paylaşın dedim. Birlikte çalışın dedim. Bu çok önemli. Eğer siz içeride televizyon izlerken veya da yanında telefonla uğraşırken çocuğunuzun o köşeye gidip ya da ayarladığınız yere gidip ders çalışmasını beklemek mümkün değildir. Çünkü çocuğun içinden gelen şey zaten belki de
ders çalışmak yerine oyun oynamak, telefonla uğraşmak, çizgi film izlemek, siz onu yaparken onun orada sıkıcı olan bir şey, yani doğasına aykırı olan bir şey yapmasını beklemeniz mümkün değildir. Bu basamaklar gerçekleştirdikten sonra öğrenme daha eğlenceli bir hale gelecektir. Çocuğumuz hayatta karşılaştığı problemlerin üstesinden daha rahat gelecektir. Çünkü sorumluluk sahibi bir birey olacaktır. Sizler ise onun yanında olarak ona inandığınızı, güvendiğinizi belli etmeniz gerekiyor. Ve onunla birlikte bir şeyler öğrenmeye hevesli olduğunuzda çocuğunuza karşı güzel bir rol model olacaksınız. Bundan sonraki süreçte çocuğunuzdan beklentinizi minimal seviyede tutup kendine ait sorumluluklarını alması için zaman ve fırsat vermeniz gerekiyor. Bunun devamında ise kendi aranızdaki güven ilişkisine zarar vermeden ders çalışma alışkanlığını kazandırma basamaklarını artırarak çocuğunuza kazandırabilirsiniz.